Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında nokta analitiğinin son testinin çözümünü yapacağız. Yani nokta analitiğinde 5. testinin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 194 ve 195 çözülecek. Bir de kara soru var bakalım çözebildiniz mi? Göreceğiz onu. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzlemde A noktası Y eksenini bu noktada X ekseni üzerinde olduğuna göre diyor. Bu y ekseni üzerindeyse arkadaşım y eksen üzerindeki bir nokta nedir? İşte sıfıra soru işareti gibi bir şey. o zaman y eksen üzerindeki bir ifade de burası sıfır olmak zorunda. Yani x kare artı x eksi 2 eşit sıfırsa çarpanlarını ayıralım. Artı 2 eksi 1 dersen çarpımları bu toplamları da bunun kat sayısını veriyor. Yani bu x artı 2 ve x eksi 1 eşit sıfır şeklinde oldu. Buradan x'i eksi 2 buluruz. Şu sıfıra eşitse. Buradan da x'i ne buluruz? 1 buluruz. Bu sıfıra eşitse. Evet 2 değer çıktı. Şimdi bu da x ekseni üzerindeyse x ekseni üzerindeyse bu sıfır olacak. Çünkü x 80 üzerindeki bir nokta böyle soru işaretine sıfır gibi bir şey değil mi? E o zaman bu sıfır olacak. Yani y kare eksi 9 eşit sıfırsa y kare eşittir 9'dan y'yi 3 buluruz ya da y'yi eksi 3 buluruz. Eksi 3'ün karesi de 9 olduğundan dolayı. x artı y'nin büyük değeri isteniyor. O zaman x de büyük değer 1 artı y de büyük değer 3. Toplamı da kaç yapar? 4 yapar. Yani birinci soru denizli çıkar. Geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde verilen düzgün altıgenin köşelerinden biri orijin olup ağırlık merkezi analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Hop şöyle. Köşelerinden biri orijin olacak. Ağırlık merkezi de 3'e kök 3 olacak. Hocam 3'e kök 3. Şurada. Ağırlık merkezi burada arkadaşım. Böyle 3'e kök 3. Şöyle bir şey. Ağırlık merkezi burada ve köşelerden biri de neresi orada olacakmış? Orijin olacakmış. Peki. Arkadaşlar. Ha. ha. Şimdi altıgenimizin nasıl olacağı belli değil. Şöyle 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 ve şöyle bir şey olacak. Önemli olan burada ne? Hocam buradan ağırlık merkezinden şuraya oluşturulan üçgenlerin nasıl bir şey olması? Eşkenar üçgen olması bizim için önemli. E o zaman burada altta ne eşkenar üçgen oluşuyor? Burası 3'e köküç noktası ya. 3'e köküç noktasıyla 0'a sıfır 0 noktası arasındaki uzaklık kare 3'ün karesi artı köküçün karesinden dolayı 9 artı 3'ten 12. 2 köküç mü çıkar burası? Evet. 2 köküç olarak bulduk. Şu uzunluk 2 kökü çıktı arkadaşlar. Altıgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam 6 tane eşkenar üçgen var burada. 6 tane eşkenar üçgen olduğu için 6 tane a kare kökü 3 bölü 4 bize sonucu verir. Şu ne yapıyor o zaman? Şu 2'nin karesiyle 4 sadeleşti. Kök 3'ün karesi 3. 6 kere 3 18 kök 3. Cevap 18 kök 3 yapar arkadaşım. Evet de çizince her şey anlaşılıyor zaten. İkinci soru Akçay geldik 3'e. Evet ne demiş? B noktasının koordinatı. Arkadaş B noktasının koordinatı isteniyor. Şimdi biz burada havadaki buradaki noktalar için nasıl bir hamle yapacağız? Bir nokta verilmişse de isteniyorsa eksenler olan uzatları bizim için e, önemli değil mi? Evet burada bu burada bu. Şöyle şöyle yapınca sıkıntı yaşanacak. Tam B'den geçtiğinde bilmiyoruz bu arada. Ya arkadaş burada ne yapacağız? Dik üçgenler falan lazım bize. Şimdi B noktasının isteniyorsa eksenler olan uzatları lazım bize. E hocam burada bir dik üçgen oluştu ya. Hani şöyle bir dik üçgen oluştu. Burası 3'e 1. Şurası 1 bir birim. Şuranın ordinatını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E arkadaş şurada bir dik üçgen oluştu. Bak şurada bir dik üçgen oluştu. E o zaman 4'e 3'ü de kullanalım. Hop şöyle gelirsek. Eksi 4 ya. Burası eksi 4 noktası. Burası eksi 3 noktası. Şu uzunluk kaç birim oldu? 1. Bir. Hocam burası 1. Şurası kaç birim? 1 bir birim. Buranın da 3 birim olduğunu biliyorum. Burası da 2. O, alfa beta. Alfa beta. Yani senin şu sarı üçgenlerin oldu? Benzer. Hatta şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgen çıktı. Alfanın karşısı 1 ise alfanın karşısı 1'dir. Betanın karşısı 2 ise betanın karşısı 2'dir. O zaman B'yi bulduk mu bulduk. Şurası 2 birim sağında ne var? Eksi 1 noktası mı var? Evet. Şu 1 bir birim yukarısında Birim 1 bir birim yukarısında ne var? 2 var. Yani B noktası eksi 1'e 2 noktası mı yaptı? Aynen öyle. Bizden B noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Eksi 1'e 2 toplarsam eğer kaç yapar? 1 yapar. Kareleme metodu en son sıkışırsanız böyle etrafına bir kare çiziyorduk. Hatırlayın. Tamam. Üçüncü soru. Güzel bir soruydu. Balıkesir oldu. Cevap. Geldik 4'e. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen dik yamuk, dik yamuk, dik yamuk dediği için burası 90, burası 90. Şimdi 1'e 2 demişse hocam böyle geldik buraya. Abs 1, ordinat 2 olacak. Şurası 1 olacak, ordinat 2 olacak. Eyvallah. Yukarısı da 1 oldu o zaman. Şimdi yamuğun köşegenleri dik kestiğine göre. Hmm. Şöyle bir yamuk arkadaşım. Köşegenler dik kesiyorsa. Arkadaş hatırlarsan eğer. Şuraya A diyelim. Şöyle bir şey vardı hatırlarsan. Ne derler ona? İşte H, C A. Neydi? A kare eşittir C çarpı A diye bir formül vardı. Ama biz buna çok fazla gerek duymuyorduk. Niye? Burası 2 birim. Burası 1 bir birim. Şuraya da A diyelim. Dal alfa beta ya. Alfa 90. Burası beta. Burası alfa. Burası beta. Burası da alfa. Burası da beta. Benzerlik seçeceğiz. Hocam şu üçgen kenarları belli olan üçgen. Bir de şu üçgen kenarları belli olan üçgen. Alfanın karşısı 1 bölü. Öbüründe alfanın karşısı 2 eşittir. Betanın karşısı 2 bölü. Betanın karşısı A deriz. Ve A'yı 4 burası. Yani bunun tamamı 4. Buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. Burası da 2 ya. A noktasının hapsi isteniyor bizden. Hiç önemli değil. A noktasının hapsi de kaç bulmuş oldu? 4 bulmuş oldu arkadaşlar. Çünkü bu uzunluğu 4 bulmuş olduk biz. O yüzden cevap Edremit oldu. Analitikle yamuğu karıştırmışlar. ÖSYM de sever böyle şeylere. Evet geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde birbirine paralel D1 ve D2 doğrular için birbirine paralel dikkat et. G eksenini negatif tarafta kestiği noktalar sırasıyla C ve D olup. ben bunları çizeceğim ya. Şöyle yukarıda bir boşluk var mı? Evet şurada. Şuraya çizeyim arkadaşlar. Bu soruyu buraya yapmak zorundayım. Şöyle analitik geometride C ve D olacakmış. Şurası C ve D noktası olacakmış. Ve arasındaki uzaklıkta kaçmış? 12 birimmiş. Öyle mi diyordu? Ona 16 birimmiş. Evet şurası 16 birimmiş arkadaşlar. Evet 16 birim. Şimdi birbirine paralel doğrular çizeceğiz. E o zaman birbirine paralel doğrular. Hocam bir doğrumuz mesela şöyle ise öbür doğrumuz da mesela şöyle olmak zorunda. E, devam edelim o zaman bu öbür tarafa çizseydik o zaman paralel de bu şekilde olacaktı tamam mı? Şimdi devam edelim ne diyor soruda? D1 ve D2 doğrularının x eksenini kestiği noktalar sırasıyla A ve B olup AB uzunluğu da 12 birimmiş. A ve B olup 12 birimmiş. Ve bunların paralel olduğunu da unutma. Tamam şurası da kaç birim verilmiş? 12 birim olarak verilmiş. Eyvallah. AC'nin orta noktası E. BD'nin orta noktası F. E, şunun orta noktası burası. Bunun orta noktası burası. Orta noktaları şöyle şöyle işaretledik. Bu orta noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eyvah eyvah ne yapacağız be ya? Şuraya ben bir alfa dersem buraya bir beta dersem burası 90 derece mi? Evet. Şimdi alfa ile betanın toplamı 90 derece. Eyvallah. Şimdi ne yapabiliriz? Hocam şuradan bir muhteşem üçü çizsek eşit olacak. Bir muhteşem üçü daha eşit olacak. Yani buradan şey diyebilirsiniz belki siz bana. Ne diyebilirsiniz mesela? Ya hocam ee, bunlar doğrusal olacak diyebilirsiniz. Ama ben işi daha garanti almak istiyorum. Şurada bu ayrı bir şekilde bir yamuk değil mi? Evet yamukta böyle açılar ve kenarlar için içine girince bir paralel kenar oluşturuyorduk. Hocam paralel kenarı şöyle oluşturalım. 16 ise burası kaç yapar? 16. E burada da bir yamuk var. Buradaki yamukta da bir paralel kenar oluşturalım. Şu yamukta da 12'yi kullanacak şekilde. Buradan çizeyim o zaman. Burası da 12. Alfa ise önde eşitten alfa. Şuradan şöyle paralel çiziyorum bakın buna. E o zaman burası alfa çıktı. E hocam burası alfa ise alfa. Burası betaysa burası da beta. Alfa artı beta 90 ise burası da 90 oldu mu oldu. O A ise burası A mı? Çizgiden paralel kenardan evet. B ise burası B mi? Evet. Şimdi o pardon. Şurası da A ise burası da A mı? Aynen öyle. Çünkü çizgiye çizgi verilmişti. E ben buraya B dersem A artı B burası çift çizgi. A artı B burası çift çizgi. Burası da B oldu. A 12 iken burası da 12. 12 16. 12 16 ne? Üçgeni 20 üçgeni. O zaman B'yi kaç buluruz? 10 buluruz. Yani 10. Bak 90 derece burası. 90'dan çizilen kenar ortaya oldu. Muhteşem. Üçten. Burası da 10 oldu mu? Oldu. Evet zor bir soruyormuş ama cevap 10 çıktı. Yine bir şekilde bulduk. Ama nereden bulduk? Eski bilgiyi kullanarak yani yamuk konusunu kullanarak bulduk arkadaşım. Geldik 6'ya. Yukarıda Ali'nin dik koordinat düzlemine yerleştirilmiş. A noktasındaki eviyle B noktasındaki okulu verilmiştir. Bir gün okula gitmek için evinden çıkan Ali C noktasına geldiğinde ödevini unuttuğunu fark edip evine dönüp tekrar okuluna gitmiştir. Yani bizim Ali şöyle gidiyor. Ondan sonra böyle geri dönüyor. Sonra bir de böyle gidiyor. E ben buradaki uzunluğa x dersem 1, 2, 3x buraya kadar 3x gitti. Toplamda da 14 bilim yolu almış. Hani 1, 2, 3x gitti ya. O zaman buraya ne kaldı? 14 eksi 3x kaldı. Toplamının 14 yapması için 1, 2, 3x buraya kadar gitti. Buraya da 14 eksi 3x kaldı. C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi A ile B noktası arasındaki uzaklığı ben bulabilirim. İki nokta arasındaki uzaktan bulabilirim aslında. Burası 10'a 6. Burası kaça kaç? 18'e 12 ya. E burada dik üçgenden de bulabiliriz kardeşim. Şöyle dik üçgen çiz. 8 birim burası 6 birim burası 6 8. 10 üçgenden 10 çıktı burası. Toplamda şu ikisinin toplamı 14 eksi 3 x ile x'in toplamı 10 birim olacakmış. Eksi 2 x 2x, öbür tarafa artı 2 x diye geçti. O zaman 4 oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 2 bulduk. Evet x 2 toplamda burası 10 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor? C noktasının koordinatları isteniyor. Hop şurası. Arkadaş buraya gel. 10'dan 18'e 8 yükselmiş. Kaçta? 11'inde 8 yükselmiş. Bak 10'da 8 yükselmişse 1'de kaç yükselir? 8 bölü 10 yükselir. 8 bölü 10 4 bölü 5 değil mi? Evet 4 bölü 5 yükselir. O zaman 2'deki yükseliş ne olacaktır? 2 katı 8 bölü 5 yükselecek. Evet bulduk. Apsisi 8 bölü 5 yükselecek. Yani 10'dan 8 bölü 5 yukarıda. Sonra ordinatına bakalım. 6'dan 12'ye 6 yükselmiş. 10'da 6 yükselmiş. O zaman 1'de kaç yükselir? 6 bölü 10 değil midir? Evet 6 bölü 10 yükselir. Yani 3 bölü 5 yükselir. E burada 1'deki yükseliş buysa 2'deki yükseliş ne olacaktır? 6 bölü 5 olacaktır. Evet ordinatta 6 bölü 5 yükselt. 6'ya 6 bölü 5 ekleyeceğiz yani. O zaman koordinatlar toplamı işte bu. Topla bakalım 10, 6 artı. Şu ikisi de 14 bölü 5 yapıyor. Toplarsam 80. 16 ile 5'in çarpımı 80. 14 ile de toplarsam 94 bölü 5 yapar arkadaşlar. Yani cevap D seçeneği oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. 7. soruda C noktası isteniyor bizden. Neler verilmiş? Burası verilmiş, burası verilmiş ve burası verilmiş. E biz burada A'ya X1, Y1, B'ye X2, Y2, C'ye de X3, Y3 deyip orta noktalardan gitmeyelim. Bayağı bir uzun olacak. Ne yapalım? Şuradaki orta noktaları kullanalım. Orta noktalar nasıl kullanabiliriz? Hocam şunu şöyle çizersem. Bunlar eşit, bunlar eşit. Orta taban mı çıktı? Evet. Yani BC ile şuradaki FE birbirine paralel oldu. Peki elindeki noktalar şunlar. 1 2 3 dört tane nokta var. Şuradaki orta noktaları kullanarak bir işlem yapabilir miyim? Evet yaparsam şunlar paralel olur. Şurada paralel kenar çıkar. B'yi bulurum. Hayır. Öbürüne bak şimdi. Şunu şöyle çizersek süper oldu. Niye? Bununla da bu birbirine paralel değil mi? Evet. Yani şurada bir paralel kenar karşımıza çıktı. E paralel kenarda da biz nasıl bir anne yapacağımızı biliyoruz. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşitti Şu 4, 1 daha 5. Eksi 1 ile neyi toplarsan 5 yapar? 6'yı. Sonra ordinatına bakalım. 4, 2 daha 6. 3 ile neyi toplarsan? 3'ü toplarsan 6'yı yapar. Karşılıklı apsiler toplamları birbirine eşit. Ordinatlar toplamı da birbirine eşit. 6'ya 3 bulduk. İşte bize buradaki noktanın koordinatları çarpı isteniyor. 6 kere 3, 18 yapar. Yani cevap C'han olur. Geldik 8. soruya. Şimdi noktalar verilmiş. Arkadaş şuraya bakacak olursam 1'e 2 noktasından dolayı şuranın 1, buranın 2 olduğunu buluruz. Hocam 4'e 2'den dolayı şöyle buranın 4 buranın da 2 olması a şunların paralel olması anlamına geliyor. Yani şurada dörtgende diye bir yamuk oldu. Ordinatları aynı ya şu eksene paralel oldu. Peki ben burada şurası 1 bir birimse bak dikkat et şurası 1 bir birimse bunun tamamı da 4 birimse şu uzunluğu kaç bulurum? 3 bulurum. Hocam 3 ise da 3 yapar. E o zaman burada şunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. CE ile AB. O zaman şurada bir paralel kenar çıktı mı çıktı. Yani şurası kaç oldu o zaman? 3 oldu. E sonra ne yapacağız? o Ooo. Ooo. Oo. Bak 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 bak. Alttan 3 birim ileride. 3 noktası var. 3. 0'dan 3'e de. Burası 3 birim değil midir? Evet. Yani şurada artık bir kelebek benzerliği çıktı mı karşımıza çıktı. Buradaki nokta da belli. 3'e 0 noktası. Şimdi D noktası isteniyor bizden. Hocam kelebekteki oran kaça kaç? 3 bölü 3. Yani şunlar birbirine eşit. E o zaman D noktası C ile E'nin orta noktası yaptı. Yani 1 artı 3 bölü 2 D noktası 2'ye 2 artı 0 bölü 2'den 1 yapar. D noktasının koordinatları toplamı isteniyor. 2 artı 1'den cevap 3 çıkar. E o zaman cevabı 3 bulduk arkadaşım. Yani cevap C han çıktı. 8. soruda. Geldik 9'a. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin ve bir köşesi de x ekseni üzerinde bulunan AB AO'ya dik yani A köşesi dik olacak biçimde AOB dik üçgenini çiziniz. Hemen analitik düzlem çizelim kardeşim. Şöyle çizdik. Şimdi bir köşesi orijinde, bir köşesi de A'da. A'da dediği burada. Kaça kaç? 8'e 6 olarak verilmiş. Şimdi AO'yu çizelim. AOB bir kenarı da nerede olacakmış? X ekseni üzerinde olan bir dik üçgen. Hocam şöyle bir dik üçgenden bahsediyor. Bak tam buraya B dersen burası da O ya. AB ile AO birbirine dik olacak. Bir kenarı da x ekseni üzerinde bir AOB dik üçgenini çizdik. Şimdi bize diyor ki ne diyor? C eleman AB. AB üzerinden bir C noktası seç diyor. Ve OC açı ortayını çiz diyor. OC açı ortayını çizdikten sonra C noktasının ordinatı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. C noktasının ordinatını buluruz arkadaşlar. 8 e 6'yı kullanalım mı önce? Önce 8 e 6'yı kullanalım. Valla C noktasının ordinatı dediği nedir? Hocam şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Aa bu açıortay ortay ya. aç ortayda kolları çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani ben burayı bulursam burayı da bulmuş olacağım. Şimdi 8 e 6'yı da kullanacak şekilde bir hamle yapalım mı yapalım. Arkadaş ne yapabiliriz? 8 e 6 hop şöyle dik çizersem. Şöyle dik çizdik. Burası 8. Burası kaç yapıyor? 6 yapıyor. Hmm. Hocam 6 8 10 üçgeni ve bir, bu arada açılara da bir dalalım mı? Alfa alfa şurası beta ters açıdan beta e, ee, alfa 90 beta a beta ya beta x kenar çıktı. Şurayı bulursam olay bitti sanki. O zaman ben şu üçgendeki açı ortaylığı kullanayım. 10 bölü 8 hocam burası 5k burası 4k yapar. Toplamda 9k eşittir 6 ise k'yı buradan 6 bölü 9 buluruz. 6 bölü 9 da nedir? 3'e bölü 2 3'e bölü 3. E böl 3. Ama bizden şu çizgi uzunluğu isteniyor. 5K isteniyor. O zaman 5 çarpı 2 bölü 3'ten cevap 10 bölü 3 çıkar. Bu çizgi 10 bölü 3. Burası da 10 bölü 3. Burası da 10 bölü 3. Yani cevap Edremit yaptı. O zaman güzel bir soru arkadaşlar. 9. soruda. Gerçekten ÖSYM. Bak sever sever sever. Analitik düzen çizgilerini sever. Hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. 9 Edremit oldu. Geldik ona. Dik koordinat düzleminde verilenlere göre AC artı BC'nin en küçük değeri için K kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaş şu ikisinin toplamının en küçük değeri soruluyor. Aslında biz bunu dik üçgende işledik. Nasıl işledik? Şöyle bir dik üçgen düşün. 1'e 2'yi düşün. Şöyle şunu da şöyle çiz. Şu ikisinin toplamının en küçük değerini böyleyken kestiremiyoruz. Ama ne yapıyorduk? Simetriğini alıyorduk. Yani şu A artı B. Yani AC artı BC. Bak A artı B'nin en küçük değeri. En küçük değeri isteniyor benden. En küçük değerini aldığında K değeri isteniyor. Böyleyken toplamını kestiremiyoruz. Ne yapacağız? Bir tanesini katlamasını al kardeşim. Al katlamasını şöyle katlamasını alınca o zaman ne yaptı arkadaşım böyle? Şurası da A mı yaptı? Evet. A artı B'ye en az kaçtır? Doğrusal olduğunda. Katlamasını aldığında şunlar birbirine eşit olacak ya. Hocam 1'e 2 noktasıydı. Burası 1. Burası da 2 birim olacak şöyle geldiğinde. Yani 2. Burası da 2. Yani 1 birim sağda 2 birim aşağıda. 1'e eksi 2 noktası yaptı burası. O zaman 1'e eksi 2 noktası. K'ya 0 noktası ve şunun doğrusal olmasına bakacağım ben. Yani buraya A üssü diyelim. Yani A üssü C ve B'nin ne olması lazım? Doğrusal olması lazım. Peki doğrusallık şartı neydi dostlar? Yani ikişerli eğimleri birbirine eşit olacak. Eğim şu ikisinin eğimi A üssü C eşittir. Eğim şu ikisinin eğimi C B'ye eşit olacak. Ya da şu ikisinin eğimi eğim A üssü B'ye eşit olacak. Vallahi ben her ikisinde de C'yi kullanmak istemiyorum. C'de K var ya. Eğim A üssü C'yi kullandıysam eğim A üssü B'yi kullanmak istiyorum öbüründe de. E o zaman eğim A üstü C'ye bakalım. A üstü C nedir? Y'ler farkı 0 eksi eksi 2 yani 0 artı 2 bölü x'ler farkı k eksi 1 yaptı burası. Eşittir. Öbüründe eğim A üstü B'ye bakıyoruz. Eğim A üstü B. Y'ler farkı 5 eksi eksi 2. 5 artı 2 bölü 4 eksi 1 değil midir arkadaşlar? Evet. Hadi burada çözümü yapacağız. K'yı bulacağız. Hocam burası 2 bölü K eksi 1 eşittir. Burası 7 bölü 3 yapar. Buradan 7K eksi 7 eşittir. 6 yapar. 7K buradan 13 yapar. K'yı da buradan 13 bölü 7 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı. 10. soruda arkadaşlar. Evet konu anlatımında da vardı zaten böyle bir soru. Geldik kara soruya. Yaptın mı? Niye yapamadın? Elin çalışmadı çünkü. Bazen elin çalıştığı zaman sonuca ulaşırsın. Sana ne diyor burada? Ne diyorsa hepsini tek tek yap. Analitik düzlem çizmeye çalıştın. Çıktı mı çıkmadı. Sadece böyle soruyu anlayabilmek için belki çizebiliriz analitik düzlemi. Bir de böyle tam sayı demiş. Tam sayı kullandın mı sen buradaki? Evet. Sabitiyor ve bazen tam sayı diye verildiğinde böyle çarpanlara ayırmayı da kullantırabiliyorlar. Hep böyle dikdörtgen karede mi ya da çemberde mi kullandıracaklar? ÖSYM analitik geometride de böyle şey çarpanlara ayırmayı da kullandırıyor. Bakalım soru nasıl bir soru? Hemen yukarıda çözüm yapacağız. Analitik düzlemin birinci ve üçüncü bölgesinde verilen iki nokta için aşağıdakiler bilinmektedir. Analitik düzlemin neresinde veriliyormuş? Şu bölgesinde ve bu bölgesinde iki nokta verilmiş. Şimdi koordinatları tam sayı olsun. Yani ben buradaki noktaya A virgül B diyeyim. Buraya da C virgül D diyeyim. C de D de pozitif tam sayı olsun. Yani ben buraya eksi C eksi D diyeyim. Tamam mı? Sonuçta negatif olacak. Yani A, B, C, D'ye pozitif tam sayılar dedim. Sonuçta buradaki nokta negatif sayılar oldu. Sıkıntı yok. Şimdi diyor ki bize A artı B artı eksi C artı eksi D. Yani eksi C artı eksi D toplamını kaç vermiş? Eksi 2 vermiş. Bak bunu kullandım mı bu kullandım. Sonra sıra da öbürü. Orta noktası demiş. Bak orta noktaları x ekseni üzerinde. Hop şunu şöyle çizersem. Tam burası orta nokta. Şunlar şunlar birbirine eşit. Tam bu orta noktası x ekseni üzerinde bunu kullanacağım. Apsi herhangi bir değer ordinatı kesinlikle sıfırdır. O zaman ordinatlarına bakacağım. Yani eksi D artı B bölü 2 eşit sıfırsa eksi d artı b eşit sıfır yapar. Yani buradan b ile d birbirine eşit mi geldi? Evet. Arkadaş buradan b ile d birbirine eşit geldiyse burada d yerine b yazarsam ya da b yerine d yazarsam ne oluyor o zaman arkadaşım burada? Güzel bir şey geliyor mu? Bunun yerine d yazdığında d'ler gidiyor mu? Gidiyor. Evet d'ler gitti. a eksi c eşittir eksi 2 yaptı. Benden ne isteniyor? Birinci bölgedeki noktalar isteniyor. O zaman C'yi yalnız bırakayım burada. A artı 2 eşittir. C mi yaptı? C yerine A artı 2 yazacağız. Şimdi ben bir şunu buldum. Bir de şunu buldum. Bu bilgiler dahilinde bunu kullandım mı kullandım. Sırada ne var? Şu var. Aralarındaki uzaklık 2 nokta arasındaki uzaklığı 6 kök vermiş. Yani 6 kök 2 eşittir. Kare kök içinde x'ler farkının karesi. A eksi eksi c. Yani A artı c'nin karesi. Artı Y'ler farkı. B eksi eksi D. Yani B artı D'nin karesi. Eşittir 0 olacak. Değil mi? Eşittir 6 kökü olacak. Her iki tanımın karesini alalım. 72 eşittir. A artı C. Bana A lazım. O zaman C yerine A artı 2 yazacağım. C yerine A artı 2 yazınca burası 2 A artı 2'nin karesi yaptı. 2 A artı 2'nin karesi. Artı. B artı D. Hocam B ile D birbirine eşitti. Bana B lazım. D yerine o zaman ne yazacağız? B yazacağız. 2B'nin karesi buna eşit oldu. Hocam burada iki parantezini alınca ne yapıyor? Bak iki parantezinde a artı 1 yapıyor. Bir de bunun karesi var. Hocam burası da 4b kare yapıyor zaten. Yani 72 neye eşit oldu? Karesini alınca 4 a artı 1'in karesi artı 4b kare. 4'e böl 18 eşittir a artı 1'in karesi artı b kare. Eyvah eyvah. Ben burada bulamam ki bunu. iki bilinmeyen bir denklem var. Ama soru kökünde ne demişti? Bu arada bunu da kullandım mı? Kullandım. Bu bilgiler dahilinde sorunun çıkması lazım şimdi. Nasıl çıkartacağız hocam bundan sonrasını? Kardeş A ile B sana tam sayı demiyor mu? Hatta ben A, B, C, D'yi pozitif tam sayı almıştım. A ile B pozitif tam sayı. E burada gel burada o zaman pozitif tam sayıysa. B yerine 1 yaz bakalım. Çünkü pozitif tam sayı sağlanıyor mu? 1 yazarsam buradan A artı 1'in karesi 17 olur. A 1 17. Bu A tam sayı olmaz. Olmadı. Gitti. Hocam B yerine 2 yazarsam B yerine 2 yazdığımda 4 yapar. Burası 4 ise burası 14 mi olacak? Evet. Şu 14 oluyor mu arkadaşlar A artı 1'in karesi? Tam sayı çıkmıyor. O zaman bu da olmadı. 3 yazarsam ne oluyor arkadaşım? 3 yazarsam 9. Burası da 9 olacak. A artı 1'in karesi 9. O olur. Bak B yerine 3 yazdığımda A artı 1'in karesi 9 ya. A artı 1 de 3 yapar. Eksi 3'te yapar ama A negatif çıkar. Olmaz. A artı 1 3 yapacak. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Bak bak bak. B3 A2 bulundu. Bize göre birinci bölgedeki A ile B'nin koordinatları çarpma isteniyor. A ile B'nin çarpma isteniyor. Yani 3 kere 2 6 yapar böylelikle. Evet. Ne yaptı? Elin çalışmadı değil mi? İşte böyle sorulara da hazırlıklı ol kardeşim. ÖSYM bunu daha öncesinde üçgende sordu. Dörtgende sordu. Çemberde sordu. Böyle bir işte böyle işlem yerine yazma ile ilgili tam sayı ile ilgili matematiksel işlemin olduğu soruyu niye analitikte de sormasın değil mi? İşte biz şu anda buna hazırız. Özellikle tam sayı dediği zaman tam sayı değerler vermediği de ihmal etme. 2 bilinmeyen bir denklem geldiğinde. Tamam. Evet güzel bir soru. Cevap denizli çıktı. Ve böylelikle nokta analitiğini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda doğrunun analitik incelenmesi testlerin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.